Türkiye gri listeden çıktı. Evet, oldukça önemli bir haber bu. Aslında çok da haksız bir yere gri bir nedenlerle gri listedeydik ve hiç hak etmiyorduk. Nihayet onların da tamamlanmasını istediği tüm aslında adımlar tamamlanmış oldu ve bugün Mehmet Şimşek'in de katıldığı genel kurulla birlikte gri listeden şu an itibariyle çıkmış durumdayız. Aslında ilk mesajı Şimşek başardık diyerek bir Türkiye bayrağı mesajıyla vermişti. Neden önemli gri listeden çıkmış olmak? Çünkü önümüzdeki dönemde özellikle bu konuda bazı fonlar Türkiye'nin gri listede olmasını bir bahane olarak ya da teknik olarak da bir sıkıntı olarak görüyordu. Şimdi bundan sonraki dönemde aslında bir anlamda bir işaret fişeği diyebiliriz. Bu yabancı yatırımcının daha fazla Türkiye'ye doğru yönelmesini sağlayabilir. Ve bundan sonraki dönemde özellikle Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından not artışları da bekliyoruz. Bunun da etkisinin olabileceğini tabii ki tahmin ediyoruz. Ama her şeyden önemlisi bu liste Türkiye açısından oldukça önemli bir konuydu. Aslında bir sıkıntılı noktayı bir kara parayla ya da diğer konularla anılmaktan çıkmış oluyoruz. Bu bir anlamda hani maçlarda kırılma anı denir ya, Türkiye ekonomisi için bundan sonraki dönem için bir kırılma anı diyebiliriz. Çok önemli bir aşamayı aştığımızı söyleyebiliriz. Bundan sonrası da çok daha kolay olacak gibi görünüyor. Mali eylem görev gücünden de açıklamalar var. FATF'den gelen açıklamalardan da hemen bahsetmek istiyorum. Türkiye taahhütleri yerine getirmek için kara para aklamanın önlenmesini ve terörizmin finansmanı ile mücadele rejimini devam ettirdi. Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeledeki ilerlemelerini memnuniyetle karşılıyoruz ifadesinde bulunuyor mali eylem görev gücü. Yine buradan gelen açıklamaları sizlerle paylaşıyor olacağız. Yunus Kaya aramıza katılıyor. Yunus Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Yayına başlamamızla birlikte Türkiye'nin gri listeden çıktığını da öğrenmiş olduk. Nasıl buldunuz? Gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Mehmet Şimşek'in eline sağlık diyelim. Bundan 6 ay önce işte gri listeden çıkma potansiyelimiz var denildiğinde Haziran ayının sonundaki toplantı işaret ediliyordu. O gün geldi. Ama o zamandan baktığımız zaman sanki bir miktar ertelenme ihtimali bile olabileceğine dair yorumlar vardı. Ağır basabilirdi. Çünkü Türkiye'nin orada yapması gereken unsurlar vardı. Bunda en önemlisi işte siyasi nüfus sahibi kişilerle ilgili tedbirler ve yeni teknolojiler için ilave önleyici tedbirlerdi ki bu kripto para konusu önemliydi. Bunun üzerinden kara para aklamaya yol açabileceğine dair endişeler nedeniyle gri listede tutuluyorduk. Bu ciddi ölçüde tedbirler alındığını izledik burada ve en son bu hafta içerisinde kripto para yasası meclisten geçti. Meclis Temmuz itibariyle tatile girecek. Dolayısıyla ona yetiştirdiler. Hemen onu yanına alıp Mehmet Şimşek Singapur'a yol aldı ve bizzat adam adama markaj yapmak için gittiğini anlayabiliriz. Çünkü burada da oturup toplantının sonucunu bekleyebilirdi. Ama oraya giderek toplantıdan lehimize karar çıkması için uğraştığını anlıyoruz. Dolayısıyla oradan gelen haberde bunun başarıldığını, Mehmet Şimşek önden tabii tweet atarak bunu bize bildirmiş oldu. Gelen sonuçta bununla paralel olduğu için başarılı bir süreç yönetildiğini net olarak Bu arada söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yabancı haber portallarına açıklama yapıyor. Gri listeden çıkmamızla birlikte kaynak girişi de hızlanacak. Epey bir kaynak girişinin olacağını ifade ediyor Cevdet Yılmaz. Ne dersiniz? Nasıl yorumluyorsunuz Yunus Bey? Tabii ki çünkü şimdi gri listede olduğumuz zaman dünya finans piyasaları birçok noktada bize barikat uyguluyordu. Çünkü bizim bulunduğumuz listede Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, işte Senegal, Filipinler, Jamaika, Ürdün, Mozambik gibi ülkeler vardı. Biz onların kategorisinde olan ülke değiliz ki. İşte burada 2021 Ekim'inde aldılar bizi oraya. Neredeyse 3 yıldır o kategorideydik ve bununla ilgili 3 yıl içerisinde birçok sorun yaşandığını finans piyasalarında, finans para transferlerinde şirketlerden duymuştuk. Şimdi bunların tersine döneceğini ve ortadan kalkacağını net olarak görebiliriz. Batı dünyası ile entegrasyon konusunda, transfer konusunda avantaj sağlayacaktır ve bize bariyer olması özelliği ortadan kalkacaktır. Bunun sayesinde para girişinde destekleyeceğini söyleyebiliriz.
Özlem Hanım, Cevdet Yılmaz'ın açıklamasını nasıl buldunuz? Özellikle geçtiğimiz sene yeni ekonomi yönetimiyle birlikte yabancı senaryolu durumları konuşuyoruz. Şimdi kaynak girişinin de epey bir hızlanacağı kanaatini dile getiriyor. Gri listeden çıktık. Aslında az önce söylemiştik başlamadan evet. önce. Çünkü bazı fonların özellikle teknik olarak böyle bazı kuralları var. Bu kuralların içerisinde olan konulardan birisi maalesef bu. İşte bir de yatırım yapılabilir notu tabii ki. Belki bazı noktalarda ondan kurtulabiliyoruz ama bu gri liste bizim böyle alnımıza çalınmaya çalışan hani kara denir ya öyle bir durumdu aslında. Bundan kurtulmuş olduk. Yunus Bey'in de dediği gibi haksız bir tablodaydık aslında. O yüzden bu bizim için daha kolaylaştırıcı bir nokta olabilir. Her şeyden öte yabancı yatırımcının Türkiye'de bir şeyler değişiyor, Türkiye'de farklı bir nokta var diyerek bakabildiği ve gerçeği belki de inşallah görebildiği bir durum ortaya çıkıyor. Evet, Türkiye gri listeden çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama var. Listeden çıkmamızla kaynak girişi hızlanacak diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. FATF'den yine açıklamalar görüyoruz. Türkiye kara para aklama ve terör finansmanına karşı caydırıcı yaptırımlar uyguluyor ve eksikliklerini bu anlamda da gidermiş oluyor dedi. Aslında geçtiğimiz aylarda Bakan Şimşek buraya atıfta bulunmuştu. Gri listeden Haziran sonu gibi çıkmış olacağız demişti. Öğle saatleri öncesinde başardık tweetini attı ve biraz önce de Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını öğrendik. FATF'den açıklamaların geldiğini söyleyelim. Şimdi peki piyasada nasıl bir görüntü olacak? Yatırımcının en çok merak ettiği noktalardan biri bu. Cevdet Yılmaz yatırımcı girişi hızlanacak, kaynak girişi hızlanacak ifadesinde bulunuyor. Bu fiyatlandı mı? Özellikle yerli yatırımcı bunu da merak ediyor Yunus Bey. Yoksa önümüzdeki süreçte fiyatlamalara etkisini de hisse senedi piyasasında görecek miyiz? Tabii özellikle 3 aydır tahvil piyasasına yabancı girişi yoğun devam ediyor. Hatta son Merkez Bankası verisine göre 9 milyar dolara ulaştı. Yabancının TL cinsi tahvillerdeki payı %1'in altındaydı, %7,5'a yükseldi. Çok ciddi bir pay artışı bu. Zaten döviz cinsi tahvilde paylar yüksekti ama TL cinsine pek itibar göstermiyorlardı. Oraya bir yoğun giriş yaşanıyor. Diğer taraftan hisse piyasasına Kasım ayında başlayan bir giriş vardı. Kasım, Aralık, Ocak aylarında 3 ayda 3 milyar dolar para girişi olmuştu ama o zaman %26,5 seviyesindeydi Kasım'a başlarken Borsa İstanbul'daki yabancı payı QNB Finans Banka hariç tuttuğumuz zaman 6 ayda %33 seviyesine yükselmişti bu oran. Yani orada da yoğun bir yabancı girişini izlemiştik. Fakat son 2 aydır yabancının kar realizasyonu yaptığını gözlemliyoruz. Uzun zamandır Türkiye piyasasında olan büyük yatırımcıların, yabancı bankaların, işte BofA olsun, Barclays olsun, Wood olsun, onların piyasadan kar satışları yapması nedeniyle 2 ayda 2 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı nette gözlemleniyor. Küçük küçük başkaları girse de nette bu bir çıkış var. Bu da Borsa İstanbul'un patinaj yapmasına neden oluyor. Yani bir türlü 11 bin seviyesindeki rekorunu kıramadı. Ha, geldiğimiz nokta itibariyle bu karar arkasından Temmuz ayında beklenen Moody's not arttırımları ile Borsa İstanbul kendi kendine bile yabancı olmadan bu rekorları kırabilecek güçte. 11 bini geçebilecek güçte. Çünkü sadece oraya %3 seviyesinden uzağız. Ama ve lakin yabancı buraya tekrardan artış gösterirse, teveccüh gösterirse çok rahatlıkla burayı kırar. Yeni rekorlara da yelken açabilir. Yıl sonu için zaten aracı kurumların beklentisi 12.500-13.000 aralığına gösteriyor. Dolayısıyla piyasanın hala daha ana trendi yukarı yönlü. Geçici bir dönem patinaj yapıyoruz ama. Yunus Bey teşekkür ediyoruz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Yayınlar. Teşekkürler, sağ olun.